Çok değerli konuklarımızı davet edeceğim. Sevgili Evrenol Architects kurucu ortağı Mimar Mehpare Evrenol ve Sürdürülebilirlik İklim Değişikliği Aksiyon Lideri Akademisyen Doktor Duygu Erten'i de hoş geldiniz diyelim. Evet, hoş bulduk. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür Enteresan bir açıklamaydı. Çok derinlemesine boya deyip geçtiğimiz, aslında biz mimarlar geçemeyiz Katiyen, ama genelde ne kadar farklı yönlerde algılayabileceğimizi ve de kullanabileceğimizi görmüş olduk. Beğendim çok. Teşekkür ederim. Evet, şey yani farklı bir bakış açısından bakmayı sağladı. O yüzden ben de teşekkür ederim, gerçekten şey oldu, dolu dolu oldu. Öncelikle geçmeden önce aslında sohbetimize ben bugünkü yani sizlerin bence bugün burada olmasının iki anlamda bana çok önemli geliyorlar. Birincisi mimarlığı biz bu süreçte her zaman konuşuruz işte çok disiplinler arası olması gerekir, çok farklı disiplinlerden öğrenilmesi gerekir, birlikte geçirilir hayata diye. Bugün bunun böyle kemiğe büründüğü, hani Duygu Hanım inşaat mühendisliği alanından ama hani çevreye odaklanmış, siz öyle keza birçok aslında ölçekte projesiniz. Bence bunun böyle görünür rol modeller olması bence çok kıymetli tüm dinleyen böyle 750-800 kişi için. İkincisi de kişisel olarak ben sizlerin yolculuklarını okuduğumda aslında şu beni çok heyecanlandırdı. Ben de hani mimarım işte 10 yıllık ama başka başka şeyler yapmayı çok önemsiyorum hayatımda. Bunlar işte sosyal sorumluluk projelerinden tutun. Hani farklı aslında sizin hani sanatçı ya da mimar olarak üretimleriniz ya da farklı disiplinlerle ilişkileriniz olabilir ya da aldığınız sorumluluklar. İkinizde de bunu görmek beni yani çok çok sevindirdi ve çok etkilendim açıkçası okurken. O yüzden tekrar bu arada o bir arada olduğunuz için teşekkür ederim. Şimdi şöyle aslında biz bugün gelecekle, inovasyonla ve yenilikle ilgili konuşalım dedik. Ama ben kişisel olarak her zaman sohbete başlamadan önce yani başlarında biraz geçmişe dönmeyi önemsiyorum. Çünkü belki buradaki arkadaşlar şimdi işte 20'li yaşlarında daha hani böyle hayatla ilgili tecrübelerini okulda edindiler ya da işte yeni mezunlar var aramızda ama biraz geçmişe dönmek bizleri de kendi geçmişimize döndürmek güzel oluyor. Mehpare Hanım aslında sizinle başlayabiliriz isterseniz. Ben bir tane söyleşinizde okumuştum. 13 yaşında bir ailenizin bir ev alma aşamasında bir mimarla tanışıyorsunuz bence hani ve size projeleri gördüğünde çok etkileniyorsunuz aslında proje görmekten. Böyle bir etkileşim başlıyor mimarlıkla. Bir o güne gidip bize anlatır mısınız? Bence çok beni çok etkilemişti. Buyurun. Evet, çocuklar birçok meslekle tanışık oluyorlar. Fakat mimari bunu duymuş olabilirler. Ama damardan görmek başka bir şey gerçekten. Bu bana böyle birdenbire hayatıma giren bir kesitti. Bir gün hiç de bilmiyordum ne olacağını. Masanın üzerine açılmış bir takım kağıtlar gördüm. Ve mimar olduğunu sonradan anladığım bir bey, oradaki iki boyutlu çizimden bir hayali tarif ediyordu. Üç boyuta kalkacak bir hayali tarif ediyordu. Birdenbire elimdeki, kolumdaki her şeyi bırakıp dikkat kesildim. Çünkü o iki boyutta tarif ettiği bütün çizgilerin ayağa kalktığını görebildiğimi gördüm. Ve kaptırdım kendimi. Hakikaten anladım ve birdenbire dedim ki bu nasıl bir güç? Bu nasıl bir güç? Bu adam elinde bir kalem, bir kağıt. Bu koskoca binalar sonra böyle çıkıyor. Vay canına vay dedim yani. Ve o güce mi kapıldım? O üç boyutu hissedip, iki boyutu görüp üç boyutu hayal etmek kapasitesini hissettiğimden mi vuruldum bilmiyorum. Ben dedim bunu olayım, başka ne olunur? Ve mimariye gözüm böyle açıldı. Sonra çok okumayı istediğim sevgili okulumu 5-6 yıl boyunca çok severek
gittim geldim ve eğitim gördüm, okudum orada. Ve hep şunu gördüm okuduğum sürece. Mimari bir felsefi düşünüş biçimi. Çünkü insanların hayatına dokunuyorsunuz. İnsanların yaşam biçimini tarifliyorsunuz. Eklemek istediğim şöyle bir konu var. Ben Ege'liyim ve antik kentlerin içinde pazar piknikleri yaparak büyüdüm. Ve oradaki meydan, stoalar, agoralar, yani insanların karşılaşma mekanları, bir şehirli olma bilincinin ancak insan kültürlerinin karşılaşmasıyla mümkün olduğu ve oradan iş yerlerine, konutlara dağılacağı, ama aslında mimarinin bir kentsel bütünlüğün bir parçası olduğunu ve esas önemlisinin o kentsel bütünlük olduğunu çocukluğumda anlamış olmuşum. Ve tahsilim boyunca daha büyük bir metropolde, tarihin ayak izlerinde bunların peşinden gittim hep. Hep peşinden gittiğim konu özel bireysel binalardan ziyade bina toplulukları, bina topluluklarının meydana getirdiği toplanma ve karşılaşma alanları. Hikaye çok uzun ama görüşüm böyle. Yo, çok güzel bir başlangıç oldu. Çünkü aslında bugün biz belki işte diyorum ya, sürdürülebilirlik, işte gelecek konuşacağız ama o yaşadığı deneyimler insan onları aktarmadan sadece sözde kalıyor. Bence o yüzden güzel bir başlangıç oldu. Duygu Hanım, size de geçeyim. Sizinle ilgili o kadar detaylı bulamadım bir çocukluk anısı. Ama ben sana güzel bir çocukluk anısı anlatayım. Süper. Ben Gaziantep'te Bey Mahallesi'nde doğdum. Bey Mahallesi ağırlıklı olarak Ermeni mimarların yaptığı Antep evlerinden oluşan, 1900'lerin başında olağanüstü bir yeşil kampüs diyeyim. Çünkü taştan, yerel malzemelerden yapılmış evler ve aslında bir mimar gözüyle, hani mimarlar incelediği zaman bu binaların gerçek anlamda yeşil konutlar olduğunu aktarıyorlar. Düşünsene, ben böyle bir ortamda büyüdüm. Çocukluğum böyle geçti ve evimizin karşısında Kendirli Kilisesi vardı. Dünyanın en güzel mimarilerinden biri bence ve müthiş bir bahçesi vardı. Tabii o ortam beni çok etkiledi. Her zaman görselliğe çok önem veren, bu konularda çok titiz biri olarak kendimi tanımlayabilirim. Daha sonra AFS ile Amerika'ya gittim. 16 yaşında AFS'li babam inşaat mühendisiydi ve duvarlarda köprü resimleri vardı. Ve bu köprü resimleri çok detaya inerek yapılmış ve çizilmiş resimlerdi. Ben de tıpkı Mehpare Hanım gibi, ya bir kıtayı öbür kıtaya bağlıyor, İnanılmaz ve bunu sadece oturup kalem kağıtla çizerek başlıyor diyerek müthiş etkilenmiştim. Ve aslında tıp istediğim halde AFS senemin sonunda dönüp Boğaziçi Mühendislik Fakültesi'ne girdim. Sana güzel bir hikaye. Bence çok güzel bir başlangıç oldu. Ben şeye çok inanıyorum. Dönüp bakınca nereden nereye geldiğinize eminim siz de böyle değerlendirirken, şimdi dönüp baktığınızda çok hem duygusal geliyor hem de bir yandan da çok gerçek, yani bir factfulness deniyor ya, hani gerçekler üzerinden aslında geliyor hayat. O anlamda çok değerli. Peki sizin aslında oradan Duygu Hanım sizinle devam edecek olursak, hani Boğaziçi İnşaat'tan mezun oluyorsunuz ama bu sonrasında da hep ben şeyi gördüm, hani çevre üzerine artık odaklanma başlıyor eğitim, hani akademik olarak da. Oraya yönlenmek nasıl oldu? Yani o, hani muhtemelen bazı dönüm noktaları oluyor hayatta, tercihler oluyor. Kesinlikle. Yüzden... Ben aslında Porto Rico tünelinde çalışıyordum mühendis olarak. Los Angeles'ta bir firmada çalışıyordum ve beni Porto Rico'ya göndermişlerdi. Fakat 2000'lerin başında bu sürdürülebilir kalkınmanın
gündeme düşmesiyle bu konunun çok önemli olduğunu Amerika'da kavradım. Ve tesadüfen Orovan Center at Debs Park diye bir LEED Platin hedefli projenin proje yöneticisi oldum. Kendi alanım olmadığı halde. Amerika'da farklı alanları atlamak çok zordur mühendislik firmalarında. Ve projeyi yönetirken aslında yeşil konusuna aşık oldum. Ve bundan sonraki profesyonel hayatımı böyle geçirmek istediğime karar verdim. Zaten mimar olmadığıma daha sonra çok pişman olmuştum mühendislik okurken. Çünkü aslında o mimarlığın hem matematiğe hem sanatı birleştiren tarafı beni çok çekmeye başlamıştı. Nitekim Medipol Üniversitesi'nde ilk mimarlık bölümünde dersler vererek başladım. Orada birkaç sene bunu tatmin ettim. Daha sonra inşaat kurulurken inşaata geçtim ve ilk yeşil binalar, sürdürülebilir tasarım, yeşil mühendislik derslerini açtım. Düşünsene, Türkiye'ye döndüğümden beri önce Boğaziçi'nde yeşil mühendislik ve binalar, sonra İTÜ'de, farklı üniversitelerde bu dersleri açarak aslında bir nevi yayıcı oldum. Bu dersi yayan kişi oldum. Ve tabii bu bana çok heyecan veriyor. Çünkü ben bir sürü ders verdim matematikten işte strüktüre. Ama çocukların, gençlerin gözünde yeşil bina konusunda o kadar çok ışıltı görüyorum ki başka hiçbir derste yeşil binalardaki ışıltı yok. Buradan da hani bu konunun gerçekten gençlerin anladığını, ne kadar önemli olduğunu ve bunun artık bütün programlara entegre edilmesi gerektiğini ve ana ders olması gerektiğini, yani bir core dersler var, bir de seçmeli dersler vardır. Maalesef bu dersleri hep ben seçmeli dersler veriyorum. Halbuki mesela Virginia'da sürdürülebilirlik bir bölüm oldu. Artık mezun olabiliyorsunuz endüstri mühendisi, mimar gibi. Sürdürülebilirlikten mezun olabiliyorsunuz bir lisans programı. Mesela USC'de hocalık yaptım. Orada core dersler yine yeşil binalar ve sürdürülebilir tasarım, inşaat. Türkiye bu konulara hala böyle bir şey, pastanın kreması olarak görüyor. Ama sürdürülebilirlik aslında pastanın içindeki en önemli ürün. Yani pastanın kendisi, yeşil mutabakatla da kaçınılmaz bir takım sonuçlar önümüzde. Bir kere döngüsel eylem planı biliyorsunuz düştü kucaklarımıza. Bu da aslında malzemelerin döngüselliği, binaların yıkılmadan ilk baştan daha tasarımlarının onların parçalanacağını düşünerek, yani sıfır atığa doğru tasarlanması gibi. Çok enteresan, çok güzel konular var artık. Ben bugün verdiğim derslerde dedim ki geleceğin meslekleri, yaşam döngüsü analisti, bu EPD konularını vesaireyi bilen, enerji simülasyoncusu, arayın bulun Türkiye'de. Bir elin parmaklarını geçmez ve tabii ki solar panel teknisyenleri ve mühendisleri. Bu üç konu gelecek 10 yılda en talepteki konular olacak. Çok çok güzel. Yani şey aslında şunu fark etmek gerekiyor. Siz söyledikçe daha iyi fark ediyoruz. Bir disiplini okuyor olmak onunla ilişkili bazı yerlerde derinleşmeyi gerektiriyor. O ilgi alanını bulup ona derinleşmek çok önemli. Hep şey derler, işte 100 tane kuyu kazıp arayacağınıza suyu bir tane kuyu kazıp derin kazıp onu bulmaya çalışın. Bence şu an çok fazla kuyu kazılabilir ve derinleşebilir aslında hepimizin sayesinde. Güzel bir başlangıç oldu. Aslında oradan Mehpare Hanım size geçeyim. Çünkü sizin de bir yandan İstanbul Güzel Sanatlar'dan, mimarlıktan mezunsunuz. Şöyle benim için önemli, babam da 72 mezunu oradan, mimar. O yüzden aslında o dönemde böyle mezun olunca sanırım mühendis mimar olarak yazıyordu diplomasında benim hatırladığım. Daha yani yüksek mimar mı mezunu, öyle bir şey vardı. Yüksek mimar yazıyor. Aynen ve sonra siz de şehircilik alanında aslında biraz akademik olarak çalışıyorsunuz. Yani yine bence hani bugünün şeyi, bu disiplinler arası olma halini sizde de görüyoruz. Daha mimari pratiğe geçmeden ama biraz sizden şeyi dinlemek istiyorum. Yani mimari pratiğinizi de düşündüğümde aslında çok hani o kamusal alan, deminki hikayeden de gidecek olursak bir arada toplanan yapılar, gruplar, ama şehircilikle ilgilenmek aslında şu an Duygu Hanım'ın söylediği her şey bir yapı özelinden geçerli olmasına rağmen topluluk, kent sürdürülebilirliğini de konuşuyoruz biz. Sizin nasıl bakış açınız ve o mimari pratikte o aslında nasıl işinize yaradı belki de?
Evet, şöyle kısacık retrospektif bakarsam eğer, yüksek mimar olarak bitirdim okulumu ve mimariye %1000 aşık olarak. Fakat hemen arkasından şiircilik kürsüsünde asistan oldum. 5 yıl boyunca tam bitiremediğim doktoramın üzerinde de çalışarak ve ders vererek, ama en önemlisi ders alarak, bütün eğitim kendim eğitim yaptığım sürece fevkalade öğrenmiş olarak o 5 seneyi okudum. Bir anlamda bir eğitimciydim ama öğrenen esas ben miydim, benimle çalışan çocuklar mıydı, ondan tam emin değilim. Ve o 5 senenin sonunda ilim proje yapmak için sanki beni ittirdi ve benim için o bahis kapandı. O atmosferin dışına çıkıp üretmek ve de bina yapmak tutkum ağır bastı. Ama bu esnada mimari yaptım yıllarca. Eşimle ortak bir ofisimiz vardı. Biz mimardık ve mimari yapıyorduk. Şiircilik kalmıştı gerilerde. Çünkü genel olarak 1990'larda, işte 80'lerin sonları, tekil binalar mimarisinin alıp başını gittiği zamanlardı. Doğru. 2000'lere geldiğimizde bu büyük projeler ve büyük arazilerdeki mixed use, farklı fonksiyonlu projelerin ayağa kalkmasıyla beraber benim hayatımda büyük bir değişiklik oldu. Çünkü işverenlerimden çok kıymet verdiğim Sayın Avni Çelik birdenbire bana o güne kadar birkaç yüz ünitelik projeler yapmışken, gel bakalım sen dedi, al sana 2500 konutluk bir yaşam alanını planla. Bu herhalde soruyordunuz ya, kırılma noktaları. Kırılma noktalarının bir tanesi şehircilikte asistanlık yaparak bunu öğrenmekse, ikincisi de buydu. Ve bu kırılma noktası bana birdenbire bütün o birikimimi şehir ve kentsel açık alanlar ve insanların yaşam kurgularını ortaya dökeceğim, o birikimi ipek gibi dokuyabileceğim bir ortama açtı. Ve o zamandan sonra hep büyük ölçekli projelerimiz oldu. Ve ben çok detay sevdiğim, iç mimariyi de çok severek yaptığım halde master planlarla uğraşacağım büyük projeler benim için çok kıymetli bir dönüm noktası oldu. Ve hep şunu anladım: İnsanlar işlerinden, eğitimlerinden dönüyorlar, evlerine geliyorlar, bir takım kutuların içine giriyorlar ve orada kendi özel hayatlarını yaşıyorlar. Ama bu arada esas şehirlilik, esas kültür, esas kentli yaşam, bunu ne kadar damıtarak yaşadıkları veya bir telaş içinde yaşayamadıkları hayatın esas anlamı oluyor. Ve ben her projemde, özel şahıs projelerinde mutlaka işverenlerimi ikna ederek veyahut da bunun önemini hissettirerek kamusal alanlar yaratmaya çalıştım. Ve bunun her seferinde ben de, İşverenim de, son kullanıcımda çok faydasını gördü. Çünkü insanları belli alanlara hapsetmek kelimesi yanlış olacak, tanımlamaktansa esas şehrin bir alanına ait olduklarını ve oradaki ticari, sanatsal, kültürel her türlü faaliyetle beraber hayatlarının örüldüğünü görmesi çok önemli bir konu. Ve 20 yıldır
bunu yapabilecek projeler yaptığım için çok mutluyum gerçekten. Ve bu süreç ben de mimarinin kentsel bir alanda iyi tanımlanmış olmazsa olmazını anlattı. Ve bu konuda yazarak, çizerek, genç öğrenci arkadaşlarıma ulaşmaya çalışarak, bir takım özel workshop çalışmalarıyla bu düşüncemi iletmeye ve bütün mimarlar aslında çok bütüncül bakarak sonradan özneye inmeye davet ediyorum ve hep bunu yapmak istiyorum. Aslında tam bu söylediğiniz demin Duygu Hanım'ın söylediği, yani bir şeyleri aktarmak çok önemli. Muhtemelen siz bunu işverene de aktarıyorsunuz. Çünkü her zaman şu problem, muhtemelen birazdan sohbetimizde bu sürdürülebilirlik ve yeşil binalara geçeceğiz ama işveren gerçekten evet. Ve ikna edebilmek için aslında çok iyi bilmek ama onu çok da iyi aktarabilmek gerekiyor. Muhtemelen siz de böyle yaptıkça herhalde onu anlatmak, ikna etmek daha kolaylaşmıştır. Özellikle evet, ürünler ortaya çıktıkça o kadar kıymetli olmaya başladı ki birdenbire böyle işte giriş ve duvarlarla çevrilmiş bir takım yaşam yerleri yerine insanlarınla kaynaşacakları, çeşitli kademelerin birbirlerini göreceğini, çocukların çok farklı deneyimler edinip kimliklerini kurutmadan daha zengin bir şekilde hissedebilecekleri ortamlar yaratabileceğimizi gördüm. Ve bu imkan bir kere daha zannederim mesleğime aşık etti beni. Bence epey de şanslı bir durum. Duygulamıyorum ama mimarlık pratiklerinde şeydir, yani konsept projeler kalır, hayata geçmeyebilir. Hayata geçer ama uygulamalar istediğimiz gibi hayata geçmez. Belli başlı sebeplerden dolayı. Malzeme dinledik şimdi. Malzemeler hep doğa dostu olsun isteriz ama çok işte maddi olarak karşılanmaz, istekler yapılmaz gibi birçok, eminim siz de tecrübe ediyorsunuzdur çevrenizde. Evet, yani şunu söylemek istiyorum, kulağınıza fısıldıyorum. Burada çok önemli bir konu var. Şans denen bir şeyin de olduğunu düşünmek lazım. Evet. Doğru zamanda doğru yerde olmak. Evet. Diyelim ki. Aynen. Duygu Hanım, bu peki tam da bu buradan aslında size sorayım. Şimdi sizinle ilgili böyle okudukça çok farklı aslında tanımlar karşıma çıkıyor. İşte mesela yani sizin genel olarak aslında yeşil binayı hani Türkiye'ye getirmenizden aslında o kavramsal olarak onun altı o kadar dolu ki hani ben böyle takip edemedim. Yani birçok şey var ve böyle arkadaşlar da hani sizin konuşmanızda az önce sorular gelmiş, biraz daha açabilir miyiz diye. Hem biraz sizin şu an aslında kendinizi nasıl tarifliyorsunuz? Çok fazla şapkanız var. ben aslında 13 yıl uluslararası profesyonel şirketlerde çalışan, 4 yıl sivil toplum, Clinton Vakfı'nın direktörü olarak çalıştım ve iklim değişikliği politikalarını İstanbul Belediyesi'nin hazırladım. Daha sonra kendi şirketimi kurdum. Çünkü Clinton Vakfı ofislerini kapattı Hilary Hanım Dışişleri Bakanı olunca. Ben 10 yıl kendi şirketimi çalıştırdım ve inanılmaz bir deneyimdi. Türkiye'de hiç arkanız olmadan bir şirket kurmak kadın olarak ve rakiplerinizin fazlasıyla güçlü olduğu bir emlak sektörü ortamında iş yapmak. Yani ileride kitaplar yazmazsam ayıp olur. Gençlere göstermezsem ayıp olur. Daha sonra şunu gördüm. Ben ne kadar danışmanlık yaparsam yapayım tatmin olamıyorum. Çünkü yeterince bilgi yok toplumda. Mimarlar arasında, mühendisler arasında ve bu nedenle akademiye geri dönmeye karar verdim. Çünkü hiçbir şey öğretmek kadar zevkli olamaz. Çünkü biz eğer bu gençleri, mühendisleri, mimarları daha lisans seviyesinden çok iyi eğitirsek, bunlar çıktıkları zaman sürdürülebilir tasarımın ancak entegre tasarımla ortaya konabileceğini,
enerji simülasyonu olmadan, bir mimarın yaşam döngüsü olmadan, analizi olmadan hiç doğru kararlar veremeyeceğini bilerek çıkacaklar. Ya da sıfır atığın tanımını gerçekten içselleştirmiş olarak mimarlıkla ilgili çıkacaklar dışarıya. Ve hani bu anlamda bazen öğrenciler bana soruyorlar, Duygu hocam biz size internete yazınca yüz binlerce Duygu Erten çıkıyor, şunu yapmışsınız, siz niye hocalık yapıyorsunuz diyorlar. Bakın ne kadar garip bir soru. Ben de diyorum ki sizin gibi ağaçları yetiştirmek için. Yani bu toplumda da garip bir şey var. Hani hem sivil toplum hem akademi sanki daha arkadan geliyor. İlla özel sektörde olmak gerek. Yok öyle bir şey. Ben bundan sonra akademinin de değişeceğini, bu sürdürülebilirliğin akademiyi de değiştireceğini ve aslında practice faculty denilen Amerika'da ve çok popüler olan, yani pratikte çalışmış insanların akademiye dönüp akademisyen olmasının getirilerinin daha önemseneceğini düşünüyorum. Çünkü sürdürülebilirlik gerçekten pratik hayatta bir kavram, teorik bir kavram değil. İnsanın dünya üzerinde verdiği, özellikle iklim değişikliği konusundaki olumsuz etkileri azaltmayı amaçlayan genel bir kavram. Ve mimarlık faaliyetleri maalesef dünyada %40 ila 50 arası bir spektrumda sorumlu. İngiltere'de mesela %45, Amerika'da %45. Şimdi mimarlar problemin büyük bölümü olarak iklim değişimi ve çözümleri üzerinde uğraşmak zorundalar bundan sonra. Mimarlık eğitiminde her mimarın enerji simülasyon yapabilmesi ya da yapan kişilerle rahat konuşabilmesi, veri alışverişini rahat yapması, enerji verimli tasarımı çok iyi bilmesi, karbon salımı konusu, hangi malzemelerin ne kadar emisyon çıkardığı, EPD'leri, bu EPD'leri okumayı bilmesi. Yani o kadar şimdi yeni ekler var ki, bunlar eskiden yok muydu? Vardı ama maalesef çok nasıl anlatsam, önde değillerdi. Mesela bugün İTÜ'de döngüsel ekonomiyle ilgili mimarlık bölümünde bir yarım günlük konferans oldu. Buna müthiş sevindim. Çünkü gerçekten bundan sonra mimarlık bölümlerinde döngüsel ekonomi dersi olmalı. Ben geçen sene Medipol'de inşaat ve yıkım atıkları dersi açtım ilk kez. Yine core ders değil. Bu dersleri zorlayarak, savaşarak açıyorum. Neden? Yeni bir ders açtığınızda onun sorumluluğu sizin oluyor ve daha önce denenmemiş bir ders oluyor. Ama şunu söyleyeyim. İnşaat ve yıkım atıkları dersi gelecek 10 yılın en önemli dersi olacak arkadaşlar. Çünkü Türkiye'de inşaat ve yıkım atıkları maalesef henüz değeri bilinmiyor, iyi değerlendirilmiyor. Örneğin bir Hollanda bunu müthiş anlamış durumda. Biz inşaat yıkım atıklarının en az 4-5 parça olduğunu konuşurken Hollanda'da neredeyse en fazla vergi ödeyen iş adamı bu konuya girmiş. 3 nesildir ailesi bu işi yapıyor. 130 farklı ürün çıkarıyorlarmış inşaat ve yıkım sonucunda. Düşünebiliyor musunuz? Bunların hepsi tekrar kullanılıyor. Ve döngüsel ekonomi için bundan daha iyi bir best practice olabilir mi? Tabii ki müthiş bir zenginlik de elde etmiş bu kişi döngüsel ekonomi prensiplerini kendi işine entegre ederek. Yani gençler için şunu söylemek istiyorum. Aslında müthiş bir döneme girdik. O kadar farklı iş dalları var ki artık size kimsenin mühendis olun, mimar olun, işte doktor olun demesine gerek yok. Çünkü girişimcilik ruhuyla işe girdiğinizde örneğin plastikler. O kadar çok yapılacak şey var ki plastiklerden mobilya tasarlayabilirsiniz, plastik atıklardan yollar yapabilirsiniz. Yani şimdi stratejik aksiyon zamanı aslında. Çünkü mimarlarda, mühendislerde sürdürülebilirliği de artık çok cana duydular. İklim değişikliğini de çok cana duydular. COP26'yı gördünüz. 26 senedir aynı şeyler konuşuluyor ve çevre manifestoları sürekli olarak 2000'li yıllardan beri biz çevre manifestoları duyuyoruz. Yaşam kalitesini yükselten, dünya kaynaklarının dağılımında işte küresel eşitliğe ulaşmamıza hizmet edecek, doğal kaynakları korumaya yönelik geliştirecek beyannameler. Ne oluyor? 2000'li yılından beri karbon salımı artıyor. Biraz COVID sürecinde başta düştü ama tekrar daha da sert bir şekilde yükselmeye başladı. Ve beni çok üzen bir şey oldu o dönemde. İnsanların akıllanacağını düşündüm ama ilk açılım olduğunda
galiba Japonya'da Prada mağazası 2,5 milyon dolarlık çanta sattı. İşte o haberi okuduğumda hani yok dedim. Biz tüketim konusunda adam olmayacağız insanlık. Çünkü bu maalesef aksiyon alma her bir bireyin ciddi fedakarlıklar yapmasına ve paradigma değişikliğine gerek var. Biz şu andaki yaşam stilimizi sürdürerek, şu anda alıştığımız binalarda yaşayarak, şu anda alıştığımız arabalara binerek, siyah araba seçerek, asfaltta giderek maalesef 2030 ve 2050 hedeflerine ulaşamayacağız. Ve 1,5 derecenin üzerine çıktığında da sıcaklık artık bugünlerden pek bir eser kalmayacak. Bir gün her şey sudan daha ucuz olacak. Bu nedenle bu işin ciddiyetinin artık gerçekten hani mimarlık eğitimine, mühendislik eğitimine girmesi gerekiyor. Mesela Kanada iklim değişikliği dersini mecburi kılmış ilkokuldan beri. Haydi Milli Eğitim Bakanlığı, hemen Türkiye'de de bunun yapılması gerek. Bırakın ilkokulu, ortaokulu, liseyi, bakın üniversitelere. Bizim zorla açtığımız Medipol'de iklim değişikliği, yeşil binalar, şu bu dersleri hariç kaç tane üniversitede bu dersler veriliyor? Şimdi bu nedenle bu çok entegre iklim değişikliği isminin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verilmesine çok üzüldüm. Çünkü bu konuyu sadece çevre ve şehirliğe sıkıştırıyor. Halbuki iklim değişikliği Milli Eğitim Bakanlığı'nın da işi. İklim değişikliği hastaneleri yapan Sağlık Bakanlığı'nın da işi. Atık dediğinizde sağlık binalarından çıkan tıbbi atıklar. Her konuda iklim değişikliği var. O yüzden iklim değişikliği konusunun bağımsız bir bakanlık olması gerekiyordu Türkiye'de. Aslında tam da buradan söylediğinizde yani sürdürülebilirlik üzerine sizin hani yazdığınız şeylerde okuduğumda yani her alanda olmalı, hayatın her alanında olmalı diye bir cümle. Aynen öyle. Yani buradan aslında hareketle belki de çok güçlü. Ben iki gündür Harvard Business Review'un bir toplantısı vardı. Aynı şekilde İTÜ'nün bu döngüsel ekonomi zirvesini takip etmeye çalıştım. Yani hiçbir bilgim olmasa bile hani belki hani kendi mimarlık pratiğimde çok döngüsel ekonomiyle ilgili bir şey yapmasam bile bunu dinliyor olmak çok önemli. Bugün de yani buradaki 800 kişi bununla ilgili bence heyecanlı. Güzel bir şey söylediler bugün konferansta. Sürdürülebilirlik için aslında umut lazım diye. Biraz ben umutlu taraftayım. Umarım yani ama bunu aksiyonla hayata geçeceğini söylemeniz çok önemli. Yani herkesin bir şeyler yapıyor olması gerekiyor. Bir şey söyleyeceğim. Bir mimarlık firmasısınız ve şirkete araba alıyorsunuz. Yani bundan sonra elektrikli araba almak zorundasınız. Artık fosil temelli enerji tüketimini yani sadece tasarımlarımızda değil yaşam tarzımızda da yok etmemiz gerekiyor. Sürekli kıyafet almak, tüketime yönelik yaşamak değil mi? Artık geri dönüşümlü malzemeler, beni İsveç, Norveç'te en çok şaşırtmıştı. 2-3 yıl evvel konferanslara gittiğimde en pahalı butiklerde bile ikinci el satan köşeler var. Düşünebiliyor musunuz biz Vakko'da, Beymen'de ikinci el satılan yerler olacak? Ama bunu yapmak zorundayız arkadaşlar. Bunu yapmak zorundayız. Aynı zamanda biraz evvel Polisa'nın anlattığı gibi İçinde organik bileşikler olmayan, su bazlı, tamamen kötü emisyonlardan arıtılmış bu tür malzemeleri seçmek zorundayız. Sadece artık görselliğe göre değil de ve yaşam döngüsü analizi. Beşikten beşiğe kavramı artık tamamen eskide beşikten mezara kavramı artık beşikten beşiğe kavramı tıpkı karo halılarda olduğu gibi. Hiçbir şeye atmıyoruz, tekrar fabrikaya gönderiyoruz. Yıkanıyor, parçalanıyor ve tekrar sisteme giriyor. Atık sıfır. Doğru. Mehpare Hanım, sizin buradan aslında mimari pratiğe geçmek önemli. Çünkü aslında şimdi hani belki ofiste çalışan, yani Duygu Hanım söylediği gibi sadece mimari proje değil ama mimari projelere de değinmek lazım. Ben hep baktığımızda yani sizinle ilgili projelere baktığımda zaten hani arkadaşlar da böyle bakabilirler görsel olarak. Çok fazla aslında dertlenildiğini görüyorum. Yani kimyasal bir gölet yapmak yerine biyolojik göletlerden tutun. Yani çok küçük bile olsa işvereni ikna ederek aslında o zor tipolojilerde bile böyle bir geri dönüşüm, suyun geri dönüşümü konusunda çok hassas olduğu görünüyor projelerin. Birçok aslında kalem var. Bence kolay bir şey değil. Yani kendim hani işverenlerle çalışmış biri olarak. Sizin oradaki yani proje süreciniz nasıl ilerliyor? Hani
aslında ilk baştan beri muhtemelen içinde olan bir süreç. Biraz o projedeki bu sizin hani sürdürülebilirlik tanımınıza nasıl baktığınızı anlayabilirsek çok sevinirim. Evet, şimdi bu konunun ne kadar önemli olduğunu bir miktar düşünebilen herkes yüreğinde hissediyor, görüyor ve büyük sorumluluk altındayız. Benim mesleğimi icra ederken fena halde takıldığım bir konu var. O da sürdürülebilirlik hakkında. Bir iş yaparken hele de milli geliri eskiden 10 bin dolar diyorduk. Şimdi artık 10 bin dolar bile değil kişi başı yıllık gelir skalamız. Böyle bir ülkenin mimarı olduğunuz zaman büsbütün dar alanda bazı üretim kararları almak zorunda kalıyorsunuz. Şimdi böyle bir kere kamusal yapılarda bu konunun mutlaka çok daha ciddi ele alınması lazım ama genelde mimarinin bütün yapısal stokun ezici çoğunluğu konutlardan ve yaşam alanlarından oluşuyor. Bu da şu demek, son kullanıcı belli bir parayı ödeyip bu konut yaşam alanına sahip olmak istiyor. Şimdi Türkiye'de sürdürülebilir mimariyi daha derinlemesine kattığınız zaman projelerinize ortaya çıkan maliyeti her şeyden önce son kullanıcı istemiyor. Ben zaten güç bela bir daire alıyorum kendime. Bunun efendim sürdürülebilir mimarinin ögelerini taşıması için gerekli olan X miktarda fazla paranın mesela diyelim ki %10-15-20 bunu vermek istemiyor. Ve giderek işveren buna maruz kalacağı için elimizi kolumuzu tutuyor. Burada aslında mesele sübvanse edilmesi lazım bu niyetle yola çıkan işverenin. Hükümet tarafından, kamu tarafından sübvanse edilmesi lazım. Kolaylıklar getirilmesi lazım. Vergi indirimlerine tabi tutulması lazım. Ama bütün bunlar bence esas çok önemli bir şekilde insanları teşvik ederdi. Ama bunlar yapılmıyor. Neyse ki şu noktaya geldik. Biz çok yıllardır, zaten bunu söyleyip duruyorum, çölde yaşamıyoruz, kutuplarda değil şükür ki memleketimiz. Böyle bir memlekette nasıl olur da kapıları, pencereleri, doğramaları sonuna kadar açılmadan sadece iklimlendirilmiş bir takım cam kutularda insanları siz yaşamaya mahkum edersiniz. İzmir'de yenilerde bir proje yapıyorum. Zaten İzmir'deki iklim açısından kendim de oralıyım. Bu cam kutular bir adeta mezara davet gibi müthiş bir soğutma enerji çarçur edilmesi artı bunun gürültüsünü çekiyorlar, parasını ödüyorlar ve mutsuz oluyorlar ve o camı açılmayan kutularda aylarca yaşıyorlar. İzmir bu, İzmir. Şimdi ben yine tabii çok mutlu olsam da olmasam da konjonktür icabı, emsal denen bir konu vardır. Buna mimarlar olarak uymak zorundasınızdır. Lokasyon olarak yüksek bir bina yapmaktayım. Tamamı bütün binanın pencereleri öyle uyduruktan hava almak için değil, sonuna kadar açılıp o İzmir'in imbatını davet ediyor. 15 sene önce ilk defa 40 katlı bir bina yaptığımda İstanbul'da yine işverene derdimi anlatabildim. 40 katlı binanın 40. katı dahil sonuna kadar doğramaları açıp katiyen şartlandırılmış bir hava olmaksızın ve yalıtımları üst düzeyde tutarak ısı farklarını en azından kontrol etmeye çalışarak
bir proje yaptım. Herkes de çok mutlu oldu, beğendi. Herkes bir süre İstanbul'da ev alanlar sağda solda, penceresi kapısı açılmayan, dışarının güzelim kokusunu, nefesini, şu İstanbul'un poyrazını, lodosunu koklayamadıkları binalara hapsoldular. Şimdi bu umarım yavaş yavaş değişiyor ve bu cam kaplama binalardan bir kere kurtulmamız lazım. Yöresel mimarinin ögelerini koskoca apartmanlara taşımamız çok zor. Ama yine de teknolojiyi kullanarak, belli açıklıkları sağlayarak daha sürdürülebilir ortamlar yaratmamız mümkün. Bir de insanlara açık alanda yaşamaya davet etmek çok önemli oldu. Son zannederim 6-7 senedir yaptığım projelerde çok önemli olarak kapalı AVM diye bir konu yapmamak ve açık alanda her türlü hava şartına muhatap olarak, ki güzeldir hava, soğuk da güzeldir, sıcaktan korunmak da güzeldir, insanlığımızı hatırlatır. Robot gibi belli 22 derece sıcaklıklarda, kapalı mekanlarda, kutuların içinde kalmanın dışına çekiverir insanı ve bir hayatiyettir. Buna çok önem veriyorum. Ve sanki eski kentsel merkezlerimize davetiye çıkarır gibi projelerim var. Mutlaka bulvarlar var. Bulvarlarda alışveriş yerleri, yiyecek yerleri, karşılaşma yerleri ve kapalı kutuların dışında yaşama davetiye. Ama dönüp dolaşıyorum. Tabii Duygu Hanım'ın bütün bu gayretlerini çok önemsiyorum ve kendisinin bu girişimlerinde de müthiş bir yani şövalye gibi davrandığını düşünüyorum ve gönülden destekliyorum. Bizim kendi projelerimize bunları entegre etmemiz için ülkedeki akıl ve fikir durumunun başka bir düzeyde olması gerektiği, %1000 sübvansiyon gerektiği, çünkü zor mali şartlarda bir ülkeyiz. İnsanların yaşam şartları çok zor. Yani maalesef bunların desteklenerek ancak belli bir noktaya gelmesi mümkün. Ve bunu ben kalbimin şurasında hissediyorum. Ve küçük adımlar atabiliyoruz. Bunu da görüyorum ve buna çok üzülüyorum. Ama böyle. Evet, evet. Aslında Duygu Hanım, siz bahsettiniz. Yani küçük bile olsa hani bir şeyleri herkesin yapıyor olması, işte birlikten güç doğuyor, ama onu bile, yani eğitim alanına bile girememek çok üzücü. Hani özellikle ben hani kendi eğitimimi düşünüyorum. Evet. Eğitimimi 10 yıl önceydi. Malzeme dersine döneyim mesela. Malzeme dersi bir zorunluluktu. Hiç hani aslında hani çok güzel. Hani açıp şu an kitabı, yani eminim ne kadar aslında çevreci malzemelerin olabileceğiyle ilgili dertlenirken işte betonun o işte estetik bulduğumuz şeyine kapıldığımız durumlar oluyordu. Yani aslında eğitim hayatı çok güçlü. Çok etkiliyor insanı. Yani sizin peki eğitimden çıkıp, eğitimde bunu yapıyoruz, sonrasında böyle mimarlarla ya da hani farklı aslında sivil toplumlarda da çalıştım dediniz, sivil toplum kuruluşlarında, özellikle karar verme mekanizmalarında farklı disiplinlerle nasıl bir işbirliği içinde olmayı öneriyorsunuz? Yani nasıl bir ilişkiniz var diğer disiplinlerle, mimarlıkla? Şimdi sürdürülebilirlik danışmanlığı yaparken ister istemez tabii işverenden maliyet kontrolüne, peyzaj mimarından mekanikçiye, herkesle görüşmektesiniz proje için. Ve
Bunlardan hep şu şikayetleri duydum. Örneğin mekanikçiler diyorlar ki ya biz projeyi, sözleşmeyi imzalarken bize kimse lead alınacağını söylemiyor. Bu sonradan sürpriz olarak çıkıyor. Şimdi bu çok büyük bir haksızlık proje ekiplerine. Çünkü Amerika'dan hatırladığım kadarıyla hep %5-10 maliyet artışı sözleşmelere gelir bu gibi durumlarda. Çünkü ne de olsa sadece sürdürülebilirlik parametrelerinin entegre edilmesi değil, bu konuda yapılan toplantılar, bunun için yetiştirilecek elemanlar, bunun için araştırılacak standartlar ve doldurulacak formlar gibi bir zaman harcama var. Şimdi bu verilmediği zaman standart bir işmiş gibi ne oluyor? Ekipte motivasyon kaybı oluyor. Başarılı bir lead projesi yürütmek için herkesin aynı sayfada olması gerek. İşverenin de sürdürülebilirliğin o premiumu dediğimiz gereken bütçeyi ayırması gerekiyor. Bir kere kendinin inanması gerekiyor. Birçok proje bize tasarımı bitmiş olarak geliyordu. İnşaat aşamasında. Hatta Sağlık Bakanlığı'nın bir yönergesi var. Diyor ki 200 yatağın üzerindeki hastanelerde lead inşaat safhasında mecburi diyor. Halbuki o kadar yanlış bir terim ki bunun için defalarca yazı yazdım. 200 ya da 500 yatak hiç fark etmez. Lead daha arsa seçiminde başlar. Yani siz iki arsa varsa, biri brownfieldsa, kirli bir arazi ise, birisi de yeşil alansa, tabii ki kirli araziyi seçeceksiniz, temizleyeceksiniz ve ona yapacaksınız eğer iyi bir şeyler yapmak istiyorsanız. Bugün orman arazilerini yok edip evler yapmak ya da tarım arazilerine konut yapmak marifet değil. O kadar çok kriter var ve bunlar çok baştan başlıyorlar ki, aslında şunu söyleyeyim, hani iyi bir şeyler yapmak istiyorsak biz yatırımcıyı ve geliştiriciyi geliştirmeliyiz. Söz onlarda. Milyonlarca dolarlık binalarda burada bahsettiğimiz %1, %2 gibi maliyetler. Ben konuyu sürekli maliyete getireceğim. Sebebi de bütün olay maliyette aslında bitiyor. Yani vizyon, işverenin vizyonu ve gereken bütçeyi ayırması. Yeşil binalar daha pahalı değil. Ön yatırım maliyeti var ama bunları uzun vadeye yaydığınızda bir aydınlatma konusuna yapılan yatırım 2,5-3 yılda geri dönüyor. En uzun geri dönüş solar panellerde. O da ben 27 yılları bilirim. Şimdi 12-13 yıllara düştü. Bakın zaman ilerledikçe 20 yıllık bir süreçte ön yatırım maliyetleri de daha hızlı kendini geri döndürüyor. Çünkü rekabet artıyor, daha çok ürün çıkıyor, ürün fiyatları düşüyor, teknoloji ilerliyor. Bu nedenle benim hani yeşil binalar konusunda umudum gençlerde. Bu bir vizyon meselesi. Nelere para harcanıyor bir projede? Yani value engineering'i lütfen yeşil binalar alanında yapmayalım, başka konularda çıkaralım. Gençler aslında bunu beklemek için eğitim veriyor olmuş olmamız lazım. Ve bu eğitim mimari okullarda veya yüksek okullarda değil, çok daha önce başlıyor olması lazım. Çok hala doğru. Bunun çok eksiği var. Hala bunun çok eksiği var. Yatırımcılar tabii çok önemli bu fasılda ama bence yatırımcıdan önce kamunun bilinci ve kamunun desteği ve sübvansiyonu olması gerekiyor. Bu olmazsa katiyen yatırımcıyı buna ikna edemezsiniz. Çünkü yatırımcının kararlarını son kullanıcı belirliyor. Son kullanıcıya aktarıyor doğrudan doğruya bu karını, zararını. Bu problemi yukarıdan bir sübvansiyonla çözerse eminim o da daha verimli bir yapı stoğu sunmak isteyecektir. Ve bunun lead sertifikalı olduğu takdirde bir maddi avantajını görürse, ki çünkü yatırımcı genellikle ticari bir işletmedir. Yani kamu hayrına değil, ticari işletme olarak davranıyorlar. Ve haklıdırlar. Çünkü ekonomi bunu vaaz ediyor. Bunu görmesi gerekiyor. Bunu ona göstermemiz gerekiyor. Bence önce halen kamunun eğitilmesi gerekiyor bu konuda. Çok önemli. Çeşitli konferanslar, konuşmalar, çalışmalar üniversite düzeyinde kalıyor. Kendi içimizde bol bol konuşuyoruz, alıyoruz, veriyoruz ama bu hedefe gitmiyor. Çünkü dinleyen yok orada. Orada
bazı kurallar, kaideler koyup geçip gidiyorlar. Uygulanabilir hedefler olduğunu ben düşünmüyorum. Uygulanabilir hedefler koyuyor olması lazım öncelikle idarenin. Bilmiyorum Duygu Hanımcığım nasıl düşünüyorsunuz ama böyle bir endişe ve sıkıntım var. Kesinlikle çok haklısınız. Gerek Amerika'da, gerek Kanada'da, gerek İngiltere'de, yani yeşilin çok ileri olduğu her yerde devlet teşvikleri var. Her şeyi devletten bekleyemeyiz dense de maalesef bu konuda bir hani kickstart devlet tarafından yapılmalı. Çünkü özellikle bu yeşil mutabakat kapsamında sınırda karbon vergisi malzeme üreticileri için çok ciddi bir sorun. Çok ciddi bir sorun. Hepsinin yatırım yapması gerekiyor. Hepsinin malzemesine LCA alması, EPD alması vesaire gerekiyor. Ben yeşil finansmana değinmek istiyorum. Geçtiğimiz senelerde Avrupa'da taksonomi komitesindeydim. Burada şunu gördüm. Avrupa Birliği enerji verimli mortgage kredisi oluşturmuş. Yani bir bina enerji verimli olduğunu ispat ettiği anda daha düşük faizli mortgage alıyor. Bunu biz bir Avrupa Birliği fonu yazıp 17 ülke, ben de Türkiye'yi temsil ettim. Yeşil konutlara uyguladık. Yeşil konut yapıyorsanız ve sertifika alıyorsanız banka size daha düşük faizli kredi verecek. Banka banka dolaştık bunun için. Garanti Bankası ilk bu yeşil mortgage'ı launch etti, fakat hiçbir bankanın, Halk Bankası ve Vakıf Bank'ta daha sonra bu ürünlerini ortaya koydular. Onların yeşil dedikleri şey enerji verimliliği. Halbuki yeşilin içinde binlerce parametre var, öyle değil mi? LEED'de 110 kredi var. Nasıl? %35'e enerji. Bakın bankalar bile %35'e takılı kalıp enerji verimliliği kredisini yeşil kredi olarak lanse ediyorlar ki bankalar en entelektüel seviyesi yüksek sektördür, bilirsiniz. Bunu o kadar zor ki sadece Türkiye değil, 17 ülkeyle çalıştığım için İrlanda bir tek doğru yaptı, İngiltere ile İrlanda. Onun dışındaki bütün ülkeler aynı. Enerji verimliliği eşittir yeşil. Bakın en basit şeyi, tanımı bile değiştirmekte çok zorlanıyoruz. Yani son dönemde onu diyorum, bu konu benim için çok yıpratıcı, yorucu bir konu oldu. Çünkü gereken ilerlemeyi göremeyince bir parça arkaya kaydığımı düşünüyorum moral olarak. Daha çok ittirmeliyiz. O loop'u kapamalıyız. Bir yerde bir açık var. Aslında bankalar daha düşük kredi vermek istiyor. Konut alıcısı yeşil konut almak istiyor. Geliştirici diyor ki bu benim kurumsal sosyal sorumluluğum. Ben yeşil yapayım. Peki biz nerede kaybediyoruz? Para. Neden milyonlarca liralık, neden milyonlarca ev yapılıyor Türkiye'de? TOKİ'ye bakın, senede 400 ile 500 bin arası konut yapılıyor. Şimdi önümüzde göçmenlere ev yapma fırsatı var. Bakın kentsel dönüşüm geliyor. Bunların hepsine yeşil şartname hazırlanmalı. Hepsine. Çok haklısın Duygu Hanımcığım. Çok haklısın ve bu noktadan çok uzağız. Ben söyleyeyim yani. Çok uzağız. Maalesef ben de aynı şeyleri görüyorum. Ve 2007'lerden beri ilk Siemens şirketi LEED Gold aldı. Sonra 2, 3, 5, 10 diye gitti. 400'ün üzerinde şu anda yeşil bina sertifikası var. 400 sertifikalı bina bir mahalle etmez. Yani şu ülkede yapılan inşaat dünyanın neresinde yapılıyor? Ne İsveç'te, ne Norveç'te, ne Amerika'da. Bu ülkede son 10 yılda devasa inşaat yapıldı. Ve bunların böyle Fikirtepe örneği gibi korkunç birbirine yapışık cam yüksek binalar olması yerine çok daha iyi oturmuş o arazilere, insani ölçeklerde, şehrimize yakışan, çünkü İstanbul'un bir de kendi dokusu var. Yani burayı Hong Kong yapamayız. Ve oldu maalesef. Pockets, yani bölgeler halinde Hong Kong'lar görüyoruz, değil mi? Hiç gereği yok. Biz küçücük bir adada yaşamıyoruz ki. Bir nevi bu yüksek binalar hani daha yeşil yaklaşım olarak görülüyor yayılmadıkları için. Ben ise hani o konuda şeyim, biraz bias'ım. Ben yaygın bir şehir istiyorum. Yüksek, dikey değil, daha yayılmış bir şehir. Açıklamak istiyorum bu hususta. Şimdi yüksek binalarda insanlarımızı oturtmak, emin olun bir mimarın böyle
acı kaderi gibi bir durum. Maalesef şimdi, büyük şehirlerde kesin öyle. Evet. Şimdi şöyle bir gerçek var. Yayılmak için, yani yüksek olmamak için yayılmak gerekiyor. Ama her şeyden önce kontrolsüz nüfus artışı, bu hiçbir kurala ve yaptırıma tabi olmaksızın şehirlerimizi tarumar eden bir sistem olarak geliyor bir kere. Yani bakın, birçok medeni ülkede böyle 17 milyonluk metropol diye bir şey yok. Ha, bunlar işte Kalküta'da var, Gonzu'da var çeşitli, ama orada da adamlar milyar milyar nüfusta bir takım insanlar bu tip şehirlerde oturuyorlar. Biz çok sağlıksız bir şekilde büyüyen, hep ben şöyle diyorum, şehirler büyümüyor, ur gibi çoğalıyor. Ur. Maalesef. Yani maalesef. Tamamen plandan uzak ur gibi çoğalıyor. Şimdi bu esnada yaygın olması için müthiş bir ulaşım, altyapı ve gereklerinin çözülmesi lazım. Her türlü metro sistemiyle Londra'daki gibi bilmem 5 zonda rahatça gidip gelinecek, o zonlarda her türlü ihtiyaç görülüyor olacak, eğitimden tutun kültürel faaliyete kadar. Bunlar Duygu Hanımcığım, siz de biliyorsunuz, bir kere şehir içindeki arazi rantını budayan bir konu. Şehir içindeki arazi rantından vazgeçmek istemeyen bir yapı var zaten. Maalesef. Bir kere maalesef. Oradan başlayın. Ondan sonra sadece bunda bitmiyor. Yayılmak için gereken altyapı yatırımları da bu memlekete pahalı geliyor. Bu ucuz geliyor. Bu avantajlı geliyor. Ve katiyen yeterli altyapı hizmetleri gelmeden yükselen şehrimizin bütün bu bölgeleri kangren. Bunu da biliyoruz. Ama yaygın olarak şehri büyütmek daha pahalı ve daha zor. Yani zor derken bunun her türlü fasilitelerini götürme imkanları daha zor olduğu için yapamıyoruz. Ve daha ne kadar zamana kadar yapamayacağız diye de düşünüyorum. Herhalde bu metropollerden yavaş yavaş insanlar daha kırsala doğru göçecekler. Aslında COVID sadece bir başlangıçtı bence. Müthiş bir alarmdı. Bence insanların farkındalıkları en azından büyük bir kısmının çok arttı. Bundan sonra şehirlerin çok da güvenilir yerler olmadığı ortaya çıktı böyle durumlarda. Covid'den sonrası beklenebilir çünkü yeryüzü ısısı artıyor. Isının artmasıyla da iklim değişikliği tetikleniyor, daha fazla tetikleniyor. Ve 10 yıl sonra belki antibiyotikler çalışmayacak. Birçok bildiğimiz düzen bozulacak. Bu nedenle de herkesin kendini korumaya alması gereken ve daha sulak bölgelere taşınması gereken bir döneme giriyoruz. Çünkü su sorunu başlayacak. Hepimiz evimize içme suyunu dışarıdan alıyoruz. Bunların biraz yavaşladığını düşünün. Biraz yavaşladığını, bir gün iki gün gelemeyeceğini düşünün. Asıl felaket o zaman başlayacak. Evet. Aslında tam da bu söylediğinizle ilgili böyle arkadaşların da soruları olmuş. Özellikle projelerinde bunu hayata geçirmeye çalışanlar, öğrenci projelerinde ya da mezun olduklarında sadece işte bir cepheye yeşil bir bitkilendirme koymak ya da olsun, it's a start. Ben öyle diyorum. Küçük adımlar. Hiçbir şey yapamıyorsan cepheye yeşil koy. Evet, güzel. Hem de güzel görünür. Yani o aslında Duygu Hanım, sizin şeyi de merak ediyorum. Hani birkaç defa onun da sorusu geldi. Yani şu an inovasyonla belki daha hızlı, aslında teknolojik çözümlerle böyle çözmeye çalıştığımız şeyler de var. İşte malzeme, demin Polisa'nın sunumunu dinledik. Hani malzeme arayışları var. İşte farklı disiplinlere danışmanlık veriyorsunuz. Orada aslında onları geliştirmeye çalışıyoruz ama inovasyon dediğimiz şey sadece teknolojik değil diye söylemek istiyorum nacizane. Çünkü aslında kültürü ve sosyal aslında bakışı geliştirmeyince o inovasyon hiçbir yere gitmiyor. Aynen öyle. Ne yapsınlar mesela, hani diyor araştırıyorum, ne araştırayım? Çok güzel aslında yorumlar okudum. Mesela yüksek lisans yapan bir arkadaşımız varmış.
makalelerimi dedi paylaşabilirim bu yeşil yapılarla ilgili. Ne yapması gerekiyor böyle hani böyle aksiyon olarak hani öğrenciler mezunların ne önerirsiniz? Nurgül, belki sen de Mehbar Hanım da benimle aynı görüşte. Son iki senede bu COVID başladığından beri ben inan Zoom kolik oldum. Bu kadar hayatımda eğitim verilen yani herkes eğitim veriyor. Harvard Üniversitesi'nin dersleri ücretsiz çocuklar. Yani oğlum geçenlerde gelmiş, aslında pek bu üniversiteye de gerek yokmuş. İnternette her şey var diyor. Şaka bir tarafa doğru. O kadar çok online ücretsiz eğitim var ki gençler. Mesela ben bugün derste EPD LCA yazdım. Çocuklara kısa bir video göstereyim dedim. Hüdayi Kara'nın İMSAK'ta verdiği ikişer saatlik eğitimler düştü önümüze. Yani inanın Oxford doktoralı bir Türk arkadaşımız bu kadar iyi eğitim olamaz. Çocuklara dedim ki kusura bakmayın ben Hüdayi Bey'den daha iyi veremiyorum. O yüzden bugün onu izleyeceğiz. Biraz da yorgundum ve o kadar çok şey öğreniyorsunuz ki benim için öğrenmek yeni başlıyor. Herkes bana hep şöyle derdi ya üniversiteye işte gidersin sonra yavaşlarsın işte yaş ilerledikçe. Bu tam tersi oluyor arkadaşlar. Yaş ilerledikçe daha çok çalışıyoruz, daha çok öğrenecek şey var, daha çok öğretecek şey var. Bu arada da bilim de daha hızlı ilerlemeye başladı. Yani teknolojinin ilerlemesiyle bugün çıkan makale sayısı ya da bir iyi dergiye makale yolladığınızda 5000'de 10 kişinin belki makalesini kabul ediyorlar. Bu arada da zorlaştı akademisyenlik. Yani her konu zorlaştı. Mimarlar arasında da rekabet zorlaştı. Bu rekabeti kim kazanacak? Cutting edge, yani en son bilgiye sahip olan kazanacak. Bugün bin bilmeyen bir mimarlık firması, enerji simülasyon yapma kapasitesi olmayan bir mimarlık firması, içinde bir iki tane de olsa LEED AP, şimdi YesTR geliyor, ulusal sertifikamız, kılavuzları düştü, internetten indirebilirsiniz. Mesela ben bu sene dersimi değiştirdim. İkinci yarıdan itibaren LEED'i kesip YesTR öğreteceğim. Yani Türkiye'nin ulusal sertifikasının kılavuzları çıktı çocuklar. Hemen indirin, başlayın çalışmaya. Çünkü devlet sınavları açacak yakında. Böylece eğitimci olabilirsiniz, akredite profesyonel olabilirsiniz. Aynen LEED Online gibi bizim de YesTR Online bir sitemiz olacak. Çevre Bakanlığı'na, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı. O yüzden şu andaki kadar bir iyi bilgisayar, bütün ihtiyacınız olan ve internet. Bugün şuna da dikkat ettim. TÜBİTAK başta olmak üzere ne kadar çok yüksek lisans bursları, inovasyon, gençler için üniversiteden sonra girişimcilik, şirket kurma, KOSGEB destekleri. Yani şu anda sizin yaş grubunuz için inanılmaz şeyler var. Bizim dönemimizde yoktu bunlar. Sadece iyi izleyin, TÜBİTAK'ı izleyin. Yeni çıkan Avrupa Birliği fonları, İSKAV, İstanbul Kalkınma Ajansı ve her şehrin kalkınma ajansları. Ve şuna önem verin. Yani lisans öğrencisiyseniz dışarıda iş yapmaya. Eğer dışarıda iş yapıyorsanız okullardan ders almaya ya da yüksek lisans programlarına katılmaya. Bu artık hele hele online olduğu için birçok şey. Mesela benim birçok arkadaşım bugünlerde yurt dışında lisans programlarına yazıldı. Diyorlar ki bu büyük bir fırsat. Herkes online. Eskiden boarding değil mi? Gidecektin, uçacaktın, ev tutacaktın. Yurt dışında pound dolarla yemek yiyecektin. Şimdi masanda Cambridge'den derece alıyorsun kabul alırsan. Bu nedenle bu fırsatları da değerlendirin. Birer ikişer gruplar halinde online derslere para ödeyerek alabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Ders 100 dolarsa 5 kişi alabilirsiniz 20'şer dolar vererek. Yani sky is the limit. Yeter ki siz öğrenmek isteyin. Ben bir de genç arkadaşlarıma şöyle bir konu açmak istiyorum. Tabii Duygu'nun konusu, Duygu Hanım'ın konusu çok majör bir bütün dünyayı ve hepimizi etkileyen bir konu olduğu için gerçekten kendi içinde çok bütüncül de bir anlamı var. Ben mimar arkadaşlarıma şöyle bir şey söylemek istiyorum. Genç mimar arkadaşlarıma. Siz bu okul süreciniz boyunca, bu serüven boyunca hayallerinizi çok geliştirerek, hayallerinize yol açarak kendinize en büyük
yatırımı yapabilirsiniz. İş dünyasına girdikten sonra bu biriktirdiğiniz hayalleriniz ve edindiğiniz bilgileriniz sizin yolunuzu açacak. Mutlaka eğitim bir süreç halinde, çok da ulaşması kolay. Ben sizin bilgisayar teknolojilerine çok hakim olarak eğitiminizi devam etmenizi çok tavsiye ediyorum. Artık biz mimar ararken iyi mimar diye bir kavramımız vardı eskiden. Gazeteye ilan verirken iyi mimar arardık. Artık bu şekilde değil. Konuları tamamıyla üç boyutta kavrayabilen, ifade edebilen ve zannederim çok yakında mimariyi, mimari isteklerin kodunu doğru yazan grupla ilerleyeceğimizi düşünüyorum. O bakımdan kendinizi bu yeni teknolojilerle, az önce Duygu Hanım BIM dedi. BIM çok önemli bir yapının yapı taşı olarak geliyor ve bunları öğrenmeniz gerekiyor. Bütün bunlara açık bir şekilde yelpazenizi de çok genişleterek gitmeniz lazım. Ama devamlı böyle de gidemezsiniz. Bu çok büyük yelpazenin içinde kaybolmak mümkün. Ama bu yelpazeyi görüp nerede durmak istediğinizi anlayabilirsiniz. Bunun için mutlaka öğrenciliğiniz boyunca bir takım pratikleri şantiyelerde, ofislerde denemeniz ve kararlarınızı buna göre genişletmeniz, ne özel eğitim kendinize katmak istiyorsunuz ve daha nereye kadar hayallerinizi itebilirsiniz, buna bakmanız lazım. Sadece öğrenci arkadaşlarım için de söylemiyorum. Aslında bu bir süreç. Bugün biz bir proje yaparken 18, 20, 22 ayrı disiplinle beraber ancak bir yapıyı tarif edebiliyoruz. Çok disipliner bir konu ve bütün bunların açılımını görmek lazım. Katiyen mimari diye şöyle bakamazsınız. Çok disipliner bir konu. Sosyolojiden, mekanikten en küçük yeni sizin önünüzü açan malzemedeki inovasyona kadar bunları içselleştirmeniz ve eğitiminizi buna göre düzenlemeniz ve bu eğitimi sürdürülebilir olarak devam ettirmeniz bence çok önemli. Ben bunu söyleyerek kendi sözümü toparlayayım mı müsaadenizle? Tabii, çok çok sağ olun. Böyle bayağı, yani şöyle söyleyeyim, bir saat daha konuşsak, yani şu an kaç kişi dinliyor? Bu kadar kişiyle birlikte herhalde uzun zamandır hani katıldığınız konferanslarda 724 kişi aktif bir şekilde. Wow, şahane. Çok katıldıkları için ben çok teşekkür ediyorum, dinledikleri için. Beraber konuşmak isterdim. Onları da buradan bir miktar takip ediyorum. Daha duymak isterdim. Çünkü biz de o genç beyinlerle besleniyoruz. Yoksa statik olarak kalmak var. Halbuki bir iletişim, alışveriş ve birbirimizi besleme çağındayız. Gençlerden çok öğreniyoruz. Çok öğreniyoruz. Onların enerjisinin kıymetine çok vakıfım, çok biliyorum ve gerçekten ben gençlerimizden çok ümitliyim. Hiç şunu diyemem, ah bizim zamanlarımız ne iyiydi. Hayır, müthiş, gümbür gümbür, bilinçli, her konuda vizyonu açık bir genç nesil geliyor. Çünkü bizim edinebildiğimizin 100 misli bilgiyi bir parmak şıklatma süresinde edinebiliyorlar. Bundan daha büyük ne imkan olabilir? Onun için katılmış olan herkese, bizi davet etmiş olanlara, çok sevgili, her zaman fikrimi açan Duygu arkadaşıma teşekkür ederim. Evet. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğin için Mehpare. Harikasın. Her zaman olduğu gibi müthiş pozitif enerji. Benim idol mimarım
Rica ederim. Sizi Nurgül Hanım tanıdığıma ve bu grubu da tanıdığıma çok teşekkür ederim. Ark Club. Kökeni nedir bunun? Bir üniversite mi, bağımsız mısınız? Ünal Bey'le kurduğu böyle bir Art Club adında öğrenciler sanırım bu dönem başvurdular. Beni de moderatör olarak davet ettiler. Hani ben de davet katılıyorum ve çok güzel gerçekten arkadaşlar, hani bu kaçıncı, beşinci yayınımız bu dönemki. Hani bu 700 kişi gerçekten aktif soru sorarak, not alarak dinliyor. Ama bugün gerçekten benim için dediğim gibi başta da çok sizinle beraber olmak çok güzeldi. Hani bir kadın olarak da hani aynı şekilde bunu söylemeye, hani çok hoşlandım yani bugünkü söyleşiden. Eminim dinleyen arkadaşlarımız da öyle. Belki son bitirmeden şeyi de ekleyeyim. Mehpare Hanım, siz girişte bahsettiniz, hani bir aslında mimarlık ofisindesiniz ama bir yandan da tasarım merkezi. Yani malzeme derdiniz var, hala hani araştırmalara devam ediyorsunuz. Hani bunu da bilmek önemli bence. Yani bir mimarlık ofisi de artık 10 yıl önceki bir mimarlık ofisi gibi olmuyor. Değil, çok farklı, çok farklı. Ben son bir şey söylemek istiyorum. Bir pozitif ayrımcılık hakkımı kullanıyorum. Bence ben kullandım. Şimdi mimarlık. Çok hayret edeceksiniz. Yüksek oranda hemcinslerimin okuduğu ve icra ettiği bir meslek. Ama erkek egemen bir meslektir. Onun için... Bunu bir inşaat mühendisinin yanında söylüyorsun. Bütün kızlarımızı bu konuda gaza basmaya davet ediyorum. Ben... Çocuk da büyüttüm, ev işi de yaptım ama hayallerimi üç boyuta kaldırmak için de ortalığı tırmaladım. Bence erkek meslektaşlarıma göre belki daha çok tırmaladım, belki daha çok gayret ettim ama oluyor. Sakın pes etmeyin ve müthiş organizasyon yeteneği olduğunu düşünüyorum kadınların ve yaşamı siz erkeklerden daha iyi biliyorsunuz çünkü siz kadınsınız. Bunu bilin ve ayak direyin. Hepinize çok şans diliyorum. Uygun Hanım, siz en son nasıl böyle nasıl kapatmak istersiniz? Ben şöyle kapamak isterim. Yani bu sürdürülebilirlik artık bir gelecek değil, iklim değişikliği bir mit değil. Maalesef oluyor. Yangınlardan başlayarak artık savaşmamız gereken bir döneme girdik. Normal bir hayatımız olmayacak bundan sonra. Bir kere bunu kabul edelim. Yeni normale alışmak zorundayız ve bu yeni normal tamamen sürdürülebilirlik üzerine oturuyor. Döngüsel ekonomi üzerine oturuyor. O yüzden bugünden başlayarak gençlerin bunları çok iyi öğrenmesi ve bu konularda sağlam adımlar atması, sadece akademik ve profesyonel değil, biraz evvel söylediğim gibi bireysel değişimlerle de. Açıkçası ben hem kendine açık hem dünyaya açık sizin gibi rol modellerle ve hikayeleriyle ve değerlerine tanıklık ettiğim için bugün yani bizimle olduğunuz için teşekkür ederim. Lütfedip vaktinizi ayırdınız. Dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Umarım daha çok okuyup daha çok bilgileneceğimiz bir dünyaya hani hazırızdır. Tek temennim bu ve daha çok paylaşacağımız bu bilgileri. Teşekkür ediyorum herkese. Tekrar görüşmek üzere gelecek. İyi akşamlar. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz.